Son dakika kazanmak böyle bir maçtan sonra tüm staddaki herkesi takımı izleyenleri herkesi mutlu etti. Ligin ilk haftası olmasına rağmen son dakikaya kadar oldukça tempolu bir maç oynandı. Aslında ligin ilk oyunun ilk yarısında ilk 30 dakika bizim açımızdan her şey yolundaydı. Hem defansif hem ofansif olarak doğru işler yaptık. Golü bulduktan sonra birkaç fırsat. Daha bulduk kontra ataklarla. Ama sonra ilk devrenin son 10 dakikası kendi yer alanımızdan çıkamamak Ankara gücü baskısıyla karşılaştık ki oyun üstünlüğü onlara geçti. Onlar da birkaç fırsat değerlendiremediler. Oyunun ikinci yarısında yine oyun 2-0 olana kadar girdiğimiz pozisyonlar var. Direkten dönen fırsatlar var. Yine doğru oynayan taraftık. İkinci golü bulduktan sonra bizim açımızdan oyun rahatladı derken ee, belki de bugün e, ilk kez çıkarken yaptığımız e, bir top kaybı faole sebebiyet verdi. E, çok iyi bir gol attı e, Efkan. E, oyun 2-1 oldu. Onun şokunu atlatamadan oyun 2-2 oldu. E, oyuncu değiştirdi, hamleler yaptı Ankara Gücü takım bugün 16 kişiyle oynadı. Biz sadece bir oyuncu değiştirebildik. E, e, bunda da e, Oyun iyi giderken hak etmediğimiz şekilde oyunun 2-2 olması bunda biraz etkili oldu. Sonra hemen cevap verdi takımım. Hemen tekrar doğru oynamaya başladı. Yine önde hareketli olarak pozisyonlar üretmeye başladı. ki Bu son dakikaya kadar birkaç fırsatla devam etti. Duran top kornerlerle devam etti. Oyunun son dakikasında bu kez Morta'nın attığı bir golle maçı kazandık. Bizim için oldukça iyi bir gün bugün. E, çünkü altı haftadır e, takımımızı oluşturmaya çalışıyoruz. E, hala eksiklerimiz var ve bu süreç içerisinde e, bu eksikleri gidereceğiz diye düşünüyoruz. Genç oyuncular katıldı aramıza, Oldukça gelişim gösteriyorlar. E, bugün e, daha e, gol yememiş olsak onları da e, görecektiniz onlara da süre verecektim. Tabii e, maçtan sonra onlara da söyledim size güvensizliğim değil ama 2-2'den sonra takımma olan güvenimden dolayı oyuncu değiştirmedim dedim. Belki de şans yanımızdaydı. E, maçı kazandık. Ankara Gücü e, takımını da oyuncularını da kutluyorum. E, şimdi e, hem takımımızı oluşturmaya e, devam edeceğiz e, hem de e, sıkı çalışıp bu atmosferi tekrar tekrar yaşatmak için uğraşacağız oyuncularımı kutluyorum taraftarımıza armağan ediyorum bu galibiyet. evet ön tarafa iki oyuncu almayı planlıyoruz ama istediğimiz oyuncu olsun istiyoruz hem kulübümüzün vizyonuna uygun oyuncular olsun hem bizim ...takımındaki genç oyuncuları değerli kılacak oyuncular olsun istiyoruz. Bir orta sağlamak almak istiyoruz. Şimdi üç tane oyuncu alacağız. Sonra yerli oyuncu da katacağız takımımıza. Ama geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda akademimizden bilhassa 2006 doğumlu oyuncularımız... Çok iyi geldiler. Ee, onlar her gün gelişiyorlar. Ee, onlara da süre verebilirsek, e, onları da e, oynar hale getirebilirsek amacımıza ulaşmış olacağız. Ama e, takım kurma çalışması sanıyorum bir 3-4 hafta transfer son zamanına kadar e, sürecek ve devam edecek. Evet do doğru anlamışsınız. E, böyle olsun istiyoruz. E, üretelim istiyoruz. E, ki geçtiğimiz yıllarda... E, hem transfer ettiğimiz yabancı oyuncular hem altyapımızdan yetişen oyuncular büyük takımlara transfer oldular. E, bu boyutuyla Kasımpaşa'nın e, bir misyonu var zaten. E, şimdi e, oldukça etkin bir akademimiz var. E, oldukça iyi çalışan bir akademimiz var her yaş grubunda. E, şimdi e, artık e, bu günümüzün e, bütçeleri gözetildiğinde bu bir zorunluluk haline geldi. E, biz de e, daha fazla genç oyuncuyu nasıl takımımızda barındırırız? Evet onun hesabını da yapıyoruz Ama e, önce bir e, kadromuzun da yarışacak halde bir kadro olması gerekiyor ki iyi takımda genç oyuncular e, çok daha gelişiyorlar. İşte Yasin örneği geçtiğimiz yıl e, birçok maçta o sol bek oynadı. Şimdi merkezde Kenet Ömer ile birlikte e, uyumlu bir ikili oldu. E, gelen çok oyuncu var. İstiyoruz ki e, onları da oynatabilelim. Evet yani her pozisyonda oynayabiliyor o. E, Esas mevki ilk futbola başladığında sol öndü. Ee, sonra e, ihtiyaç oldu sol bek oynadı. Ee, i̇yi de maçlar çıkardı o yaşına rağmen e, o bu sorumluluğu iyi sırtladı. E Şimdi de esas mevki yani e, büyürken ki gelişirken ki mevki e, merkez savunması toper oynuyor. E, orada da oynuyor. E, o özellikle bir oyuncu her pozisyonda e, oynayabilen bir oyuncu e, e, çok iyi anlayabilen bir oyuncu. E, oyunun taktik boyutunu çok iyi çözen bir oyuncu umarım böyle devam eder <laughs> yani biz mutlu oluyoruz ürettiğimizde mutlu oluyoruz kulübümüzün vizyonundan bir tanesi de bu kaliteli iş üretmek istiyoruz doğru bir yapılanma istiyoruz bu sene genç oyuncuları sıkça göreceğiz diye düşünüyorum İnşallah.